Satış gelirini hesaplamak istersen bilet fiyatıyla satılan bilet sayısını ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Örnek veriyorum, bilet 10 TL olsun, diğer bilet 20-30 TL olsun, diğeri 40 TL olsun. Şimdi burada TL değerini de yine giriş bölümündeki buradaki finansal, ya bu para değeri girmiş olduk. Satılan bilet sayısı örnek 3 olsun, 4 bilet ya da 5 bilet olsun. Şimdi ben bunu hesaplarken nasıl yapıyorum? Bunu hesaplarken satış gelirine eşittir diyorum. Bilet fiyatıyla çarpı bilet sayısını çarparsam ben satış gelirini bu şekilde ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Böyle aşağı doğru çektiğim zaman da yine işlemi diğerleri içinde ne yapacaktır? Uygulayacaktır bu şekilde. Evet, satış gelirini de böylece bulmuş olduk. Burada kar miktarını bulmak için de burada bir kar marjım var. Bu yüzde değer, bir de satış gelirim var. Yani diyorum ki satışımın %24'ü benim kar miktarım olsun. O zaman burada yapmam gereken şey eşittir satış geliri, yani D2 hücresinin %24'ü, yani C2'sini bulmak. O zaman da D2 hücresinin D2 çarpı ne diyorum? Kar marjı bölü 100 dersem bunun kar marjını, yani %24'ünü bu şekilde bulmuş olurum. Ben bunu örnek sıfırdan sonraki virgülden sonraki kısmını görmek istemiyorsam formülün başına da yuvarla yazarsam ne yapar? Ondalıklı kısmı asla göstermez. Şöyle yuvarla, parantezi tekrar açtım. Şöyle sıfıra yuvarla, yani virgülden sonraki kısmı ne yapma? Gösterme dediğim zaman, yani sıfır değer göster. Böylelikle kar miktarını da bulmuş olur. Etkinlik tarihi girerken de yine ben bu tamamını seçip hücrelerimi şöyle kenarlıklarını kalın yapabilirim. Aynı zamanda bunun dolgu rengini de sarı yaparsam etkinlik tarihimi bu şekilde daha netleştirebilirim. Örnek veriyorum, burada ben tarih girerken yine bu genel kısmında ne yapmam gerekiyor? Tarih girmemiz gerekiyor. Hemen bakıyoruz, burada tarih, kısa tarih var, uzun tarih var. Kısa tarih örneğin işte 1/1/2020 tıkladığım zaman bu benim kısa tarihim oluyor. Ama bunu ben uzun tarih olarak gir dersem 1 Ocak Çarşamba, ya da siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şurada tüm sayı biçimleri deyip örneğin tarih biçimlerini şuradan sadece tarih kısmında işte ayı yazı ile diğerlerini de günü ve yılı da sayı ile göster dedik. Bunu nereden yaptığımızı tekrar söylüyorum. Şuradaki tarih kısmı genel kısmından tüm sayı biçimleri ve buradaki tarihten şu tarihi seçtiğimiz zaman bizden isteneni zaten bulmuş oluyoruz. Bu şekilde tarihleri değiştirebilirsiniz sizler de. Tablonun kenarlarını görünür hale getirmek için az önce de yapmıştım. Hepsini birlikte seçersiniz ve giriş kısmında şurada tüm kenarlıklar diye bir şey var. Burada hepsine kenarlık yok derseniz hepsini yok etmiş olursunuz. Ama burada tüm kenarlıkları kalın, tüm kenarlık derseniz de kenarları belirgin yapmış olursunuz. Aynı zamanda sütunları seçip filtreye tıklarsanız da bunların hepsine ne yapmış olursunuz? Filtre koymuş olursunuz ve şöyle filtrelenme işaretleri de buraya gelmiş olur. Etkinlik tarihine göre sıralamak derseniz de zaten filtre koyduk. Daha sonra da bunu işte tarihi yeniden eski, eskiden yeniye göre, mesela diyelim ki burada eskiden yeniye dediğim zaman en ileri tarihten geri tarihe doğru sıraladı, ya da yeniden eskiye dediğim zaman da yine tarihi sondan başa doğru getirmiş oldu. Sizler de bunu bu şekilde filtreleme yapabilirsiniz. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Burada hepsini seçtikten sonra bizler sütun ve satır ayarlarıyla da oynayabiliriz. Bunu yaparken de giriş bölümünde yine biçim panelinden hepsinin örneğin sütun genişliklerini ya da satır yüksekliklerini değiştirebiliriz. Örneğin sütun genişliğine sizler 30 derseniz
ne olmuş olur? Şöyle baya baya açmış olursunuz. Ya da sütün genişliğine 10 derseniz de bu şekilde ne yapmış olursunuz? Küçültmüş olursunuz hepsini birden. Aynı zamanda satır yüksekliği yaparken de satır yüksekliğini örneğin standartta 15'tir ama siz 25 dediğiniz zaman da tüm satır yükseklikleri bu şekilde artmış olur. Ya da yine satır yüksekliğini bizler örnek veriyorum 18 dediğimiz zaman da yine hepsini 18 satır yüksekliğine ayarlamış olur. Mesela yorum kısmında eğer kar miktarı yorum kısmına eşittir deriz. Burada rakamlar pek önemli değildir. 500 olur, 5000 olur ya da 5 olur, hiç fark etmez. Eğer yorumda şunu diyebiliriz. Kar miktarı eğer 50'nin üzeri ise maşallah aksi takdirde Allah bereket versin yazsın. O zaman şöyle yazıyoruz. Eğer ne? Kar miktarı yani F2 küçük. Kar miktarı küçük 5 50 ise birinci koşul eğer 50 ise ne yazsın tırnak içerisinde maşallah yazsın maşallah yazsın değilse ikinci koşul artık son Allah bereket versin yazsın işte bunu eğer F2 bölmesi yani kar miktarı 50'nin üzerindeyse, 50'den küçükse maşallah, 50'den büyükse miydi? 50 küçük işareti değil de şuna büyük işareti yazalım. 50'den büyükse maşallah, 50'den büyük değilse de Allah bereket versin. Neye Allah bereket versin dedi? Çünkü bu değer 50'den küçük değerdi. Ama ben burada mesela 96'ya maşallah, 52'ye de yine maşallah yazdı. Tabii ki ben burada değerleri yükseltince o da otomatik olarak ne yapacaktır? Yükselecektir. Satış miktarı ve bilet sayısıyla bağlı olarak da bunların hepsi birbiriyle otomatik olarak